Ayşe Sultan hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hoş bulduk. Baban et almış. Şöyle kemiklerinden ayırıyorum. Bunlar kemikleri. Bunlar da et. Şimdi kavuracağım. Et sote yapacağım. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Beni kızım işten geldi yakaladı dedi. Uskutça gelmiş çekiyor beni. Memleketten geldim bu akşam. Eşim et almış onları dedim temizleyeyim güzel yağlarını falan ayırayım. Doğrayayım. Doğradım şimdi bunu sote yapacağım. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Parmaklarımda hep diken yarası diken oldu köyde kestane toplarken. Zor doğruyorum eti de. Yani eldiven de kayıyor. Dedim eldiven kullanmayayım. Eldiven de vardı ama bunları da doğrayayım dedim. Şimdi sote yapacağım. Bunu kardeşim kasaplık yapıyor biraz. Ondan taze kesilmiş almış. Kurban etimiz bitti. Evet. Bunları sote yapalım. Şöyle. Ben bunlara ne kadar ne olsa el sürülür. Et yıkanmaz ama bir yıkayacağım. Lavamız. Evet. Dedim. Bir de çorba yaparım. Tarhana çorbası, pilav da var. Tencerenin dibine şey yapmasın, sarmasın diye bir damla yağ koydum arkadaşlar. Kendi yağıyla bir kavrulsun. Şöyle biraz sudan geçirdim. El sürülüyor, şey sürülüyor. Keserken. Evet. Kapağını da koyayım. Bunu sonra soğan koyacağım arkadaşlar. Bir iki tane soğan doğrayacağım ince. Sarımsak doğrayacağım. Evet, sarımsak, iki diş sarımsak şey yaptım. Elimi soğan yaktı. Yandı gözlerim bu bahçenin soğanı. Fena ya bir adamın gözünü ağlatıyor. Küçük küçük ama. Bunları da atacağız arkadaşlar. Bir tane kırmızı biber doğrayacağım. Bu acı biber arkadaşlar. Bunu köyden getirdim. Acıyı seviyorum ben. Şöyle yarısı bile yetiyor. Çok acı, zehir zehir. Yani bu yarısı bile yetiyor. Et yemekleri için getirdim köyden. Çocuklar yemez yoksa. Bu biberleri de leke leke bir şeyler olmuş. Çürümüşler dolapta dururken. Yememişler arkadaşlar bunlar. Biberler. Ayıkladım, temizledim güzel. Şöyle. Etimize bakalım bak. Güzel pişsin, kavrulsun. Azaldı bak. Yeşil biber de doğrayalım. Domates doğrayalım. Bunları köyden getirdim arkadaşlar, bu yeşil biberleri. Köyümde bizim bahçemiz yok. Bunlar sağ olsun konu komşu.
verdiler. Bizi fasulyesiz bırakmadılar. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Ama ne yazık ki taneledik. Barbunya şeklinde buzdolabında kaldı fasulyeler. Yükümüz vardı. Arabamız da doluydu. Getiremedik. Kestane falan. Acı değil bunlar. Acı mı? Bakayım. Yok. Değil. Acı değil bunlar. Şöyle biraz iri doğrayalım da iri olsun. Kuşbaşı. Domates de sonra katarız. Bunları et soteye katacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğanları koydum. Sotenin içine. Kafam daldı yani videoyu başlatmadan. Soğanları koymuş bulundum. Soğan var, sarımsak var, kırmızı biber, yeşil biber içinde. Şimdi baharatlarını koyayım. Şöyle. Pul biber attım. Tuz atayım. Sote eti pişmeden tuz atmayın arkadaşlar. Neden? Sertleştirir. Azıcık karabiber atalım. Tabii acı oldu mu olmadı mı bilinmez ama. Dur ben karıştırayım kızım. Evet. Sotemiz bu. İçinde kırmızı biber var. Bir tane biberin şöyle, şu biber çok acı. Bunun yarısını doğradım. Tabii bu biber de attım. Onda da var acılık. Karabiberle. Çocukları yiyemez diye azalttım. Yeşil biber. Benim bahçe soğanım küçüktü. 6-7 tane küçük soğan var içinde. 1-2 diş sarımsak var. Ne yapalım? Kekik atalım sonra içine az bir şey. Bir kekiğimiz nerede? Baharatları buraya kaldırmışlar. Ben yok ki. Bu köri. Köri geldi önüme. Bura düzelecek. Ben yok ya. Buralarda bir oynama yapmışlar. Neyi nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Şöyle bir çay kaşığı kekik attım. İçine. Kekik güzel oluyor. Köri tavukta güzel oluyor arkadaşlar. Et de sevmiyorum ben. Azıcık böyle sotelensin. Ondan sonra azıcık da bir tane domates doğrayacağım. Yarım bardak su koyacağım. Elimi yaktım bu arada. Bir şey olmaz o. Elimi yaktım arkadaşlar. Buraya buhar geldi. Şu an elim yanık. Şişti, kabardı. Böyle. Köyde de buraya soba düştü. Sobanın kapağı düştü, yandı. Her yerlerim sakat. Evet. Şu domatesi doğrayayım onun içine. Bilmiyorum hemen. Elimle doğrayacağım. Küp domatesi doğrayacağım içine. Kabuğunu soydum domatesi. Tahtayı yıkadım. Tekrardan bulaştırmak istemedim tahtaya. Elimle de doğruyordum. Bir şey olmaz. Yüksekten.
Saç kavurma gibi de olur. Aslında böyle de su koymadan da şey yapılır. Ben yarım bardak su bardağına yarım bardak su koymak istiyorum arkadaşlar. Bunun içine. Şöyle kapağını kapatalım az daha dursun böyle. Kavrulsun bile. Etin içine de kendi suyundan hariç bir yarım bardak su koydum. Öyle de pişirdim arkadaşlar. Evet. Bunun içine yarım bardak daha su koyacağım pişecek. Arkadaşlar bana destek verin. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan bütün beni seyreden, sevip de seyreden, sevmeyip de seyreden, göz gezdiren herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bana destek verin arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Beğenilerinizi bekliyorum. Tabii yorumlarınızı bekliyorum. Yani ne diyeyim? Güzel yorumlarınızı. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz nasıl yapıyorsunuz mesela et soteyi? Onun tarifini ben de isterim sizden. Arkadaşlar ne diyelim? Hoşça kalın diyelim. Teşekkür ederim. Buradan Almanya'ya, orada dayım var. Dayım da seyrediyor beni. Kuzenlerim var. Dayımın çocukları, kızları, oğlu. Sonra orada izleyen beni bütün izleyicilere, Türklere buradan teşekkür ederim. Cezayir'de izleniyorum. Azerbaycan'da izleniyorum. Buradan Türkiye'ye bütün sesimin ulaştığı her yere selam olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kırık aldım.